Cenk. Ne tatlı bir karşılama bu böyle. Ne oldu Sumru, yine niye geldin sen? Hiç. Tebrik etmeye geldim. Baba oluyormuşsun. Bebeğe ilk hediyesini vereyim dedim. Maşallah. Ne yapıyorsun siz ya? Ne oyunlar çeviriyorsunuz yine? Oyun falan yok Sumru. Doğru duymuşsun, baba oluyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Ya duyduğun gibi işte. Sen de zaten bundan şüphelendiğin için gelmedin mi? Evet, bunun için. Anladım. O yüzden geldim, bana anlaşmayı bozalım dedin. Ensendeyim dedim. Yok Azra üzülüyormuş bilmem neymiş falan diye edebiyat yapıyorsun bir de. Bunun yolunu yapmak için değil mi? Bilmem. Belki öyle. Belki de değil. Ama bunu bilememek seni delirtiyor değil mi? Ha. Yok. Gayet de eğleniyorum bir kere. Gayet. Sonra hadi git ya. Gerçekten işim var benim. Benim daha işim bitmedi. Çok merak ediyorum. Acaba bu cesaret sana nereden geldi? Sen baba mı oluyorsun gerçekten? Ha? Ben cevabımı verdim sana. Peki. Ben de o zaman ifademi değiştirmeye gidiyorum. Olur. Sen bilirsin. Ya elin çok kuvvetli ya da büyük bir laf yapıyorsun. Beni çok iyi tanıdığını söyleyen sen değil miydin Sumru? Tahmin et. Bir laf yapıyorsun. Ya da sana güveniyorumdur. Olmaz mı? Ne demek bu? Senin tutkuna, hayata bağlılığına, bunlara güveniyorumdur. Senin artık yeni bir hayatın var değil mi Sumru? Yeni dostların, kariyerin, Barış Bey gibi bir patronun var değil mi senin? Yani ne var bunda? Yani mesela ben aramızdaki anlaşmayı Barış'a anlatsam tepkisi ne olur sence? Hani senin bir saygınlığın varmış ya. Bu saygınlıktan eser kalır mı acaba? Böyle bir şey yapamazsın. Cesaret edemezsin böyle bir şeye. Neden? Neden yani? Beni ne tutuyor ki? Gururun tutar. Asla ödün vermediğin bir gururun var. Aile adınız var. Cenk Çelen imajın var. Bunların hepsi seni tutar. Sen böyle bir şey yapmazsın. Birini tehdit etmek mi? Kötü bir şaka gibi senin için. O zaman konuşacak bir şey kalmadı Sumru. Gidebilirsin artık. Gereğinden fazla zaman ayırdım zaten sana. Kapı hemen arkadan. Kapının yerini biliyorum. Bu iş bitmedi. Tekrar görüşeceğiz. Bunu da alıyorum. Emin misin? Bu Sumru'yu durdurmaya yeter mi? Yani Barış, kariyer falan. Yetmeyecek tabii. Ama en azından bize zaman kazandıracak. Bu da bizim için iyi bir şey. Ne için? Bu ne? Bu adrese gidiyorsun Ersoy. Adresteki kişi hala orada mı yaşıyor? Başka biri mi taşınmış? Hepsini öğreniyorsun. Tamam da bu kim? Çok önemli biri. Tahmin bile edemeyeceğin kadar önemli biri.
Tamam.